Sevgili terazi burçları, hepinize güzel bir hafta diliyorum. 13-19 Ocak dönemi neler bekliyor? Yıldıznamenizi yorumlamaya başlamak istiyorum izninizle. Gece çekimlerimi bugün gene yapamadım arkadaşlar. Bazı konularda bir şeyler söylemek istiyorum. Yani artık çok başımız kalabalık olmaya başladı. Bazen de yani her insanda düzgün şeyde olmuyor, yani ne bileyim ben düzgün olmuyor, anlayışlı insanlar her zaman olmuyor. İşte biliyorsunuz telefonda sıkıntı olabiliyor, tıkanma olabiliyor. Yani telefon kendini bloke edebiliyor. Bu tür durumlarda bazen böyle şey yapıyorlar. Aa Canan Hanım neredesiniz falan filan. İlk anda tiksiniyorsun ya. İlk kelimede tiksindiriyor. Kardeşim format atabilirim telefona, başka bir tıkanma olabilir. Yani ben senin kocan değilim, karın değilim, bilmem neyin değilim. Karşıdaki insana sen derdisin. Ben böyle titriyor falan, böyle psikopatik. Ben seni şikayet edeceğim. Git et. Ne yapayım? Parasını veriyorum, gönderiyorum arkadaşlar. Bu özel bakımları düzene sokmam gerekiyor. Çünkü artık yazılı yorumlara geçeceğim. Bana birkaç gün müsaade edin. Hem kahve falı hem yıldızname yorumlarını bir şablon içerisine toplamayı, kesinlikle ve kesinlikle insanlarla yüz göz olmamayı planlıyorum. Çünkü bazıları hakikaten şöyle bir düşünüyor. Ya diyor, demek bırakıp giden adamlar çok haklıymış. Yani öyle bir karım olsa Allah muhafazana. Vallahi billahi yani gardiyan. Kadın değil gardiyan sanki ya. Evde ya her şeyini gözleyen biri. Ay. Birkaç gündür işlerimde tabii çok kalabalık olduğum için aksamalar oluyor. Birkaç saat geç gelebiliyorum. Ya ne olacak? Yani ben bugün bakmam, yarın bakarım. Ya da her aynı gün vermek zorunda değilim. %50'niz bunu diyorsunuz arkadaşlar. İlle bana ille bak, bugün bak, acil bak kardeşim. Hani bu hastanenin acili olur da, eczanenin acili olur da, medyumun da acili, astroloğun da acili olmaz yani. Ben mesela o gün gidip de Merkür'ün retrosunu durduracak bir yetim yok yani. Hiçbir dünyada astroloğun yetisi yok. Ya bugün bakacaksın, ille bakacaksın, bugün bakacaksın. Ne yapacaksın bugün bakıp da? Heh. Adamlar ne kavga edecek? Onun şeyini yapıyor. Şablonunu çiziyor kafasında. O senaryo yazılıyor falan filan. Zaten arkadaşlar kusura bakmayın. Özellikle hanımlara diyorum. Hepiniz yani gerçekten bir adam terk edip gidiyorsa gerçekten %95 senin suçun var. Adamın suçu %5'tir yani. Hakikaten böyle gardiyan ya. Ben o kadına 2 dakika tahammül edemiyorum. Nerede? Nerede? Zaten suratına baksan 9'u 5 geçiyor falan. Ya böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Ya ben hakikaten feministim. Ya gitgide kadınları böyle şey yapmaya başladım. Sorgulamaya, böyle bir sorunsallık başladı başımda. Ya gerçekten arıza olan erkekler değil, kadınlar demeye başladım yani. Feminist bir insanı bu hale getirdiniz yani. Hakikaten diyorum ya, arıza yok arkadaş, erkekler normal işinde gücünde. Yani kadınlar yapıyor bunları falan demeye başladım yani. Başladım değil, baya baya bunu biliyorum artık. Arkadaşlar lütfen tekrar hatırlatıyorum, her zaman söylerim. Benim psikoloji bir öğretmenim vardı. Çok da sevdiğim bir adam değildi. Neyse önemli değil. Allah rahmet eylesin, ölüp gitmiş. Derdi ki, çocuklar her zaman derdi, hatalarınızı kabul edin. Hatalarınızı kabul ederseniz bu sizin ilerlemenizdir. Bu sizin lehinizedir derdi. Ben sana demeye çalışıyorum. Bak hata, bak şuran hatalı demeye çalışıyorum. Tamam kardeşim git ya. Git ya. Arkadaşlar gerçekten kadınların tutumları beni insanlardan koşar adım uzaklaştırdı.
O an istiyorum, yine istiyorum, gelsin istiyorum, gelsin istiyorum. Günde bunlara ben mesleğimi en çok severek yapan bir insandım ya. Artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Ya olmaz dediğin anda senden kötüsü yok. Ben beğenmedim, istemiyorum. Ya kardeşim, ben sana duyman gerekeni söylemem. Ne yazıyorsa yıldıznamende onu söylerim. Ne çıkıyorsa onu söylerim. Ne hissediyorsam, yüreğimden ne geçiyorsa, yani telepatik anlamda geleceğe de gidebiliyorum, bugün de görebiliyorum. Böyle bir yetim var medyumluk olarak. Ben bunu söylüyorum. İyi ya da kötü. Bu sefer kötü oluyorum. Buradan söylüyorum arkadaşlar. Bana acilen fal baktır falan kimse gelmesin. Artık yüz göz olmak istemiyorum kimseyle. Enerji çalışmalarımı da, bakımlarımı da birkaç gün içerisinde bir düzene sokup yazılı yorum yapmaya çalışacağım. Başarabilirsem buradan duyurulur. Bana da gelen artık kendini toparlasın da gelsin yani. Herkesi de almayacağım, kusura bakma. Dünden beri sinirimi çok bozdular, zıplattılar. Terazi burçları. 13-19 Ocak sizleri neler bekliyor? Yorumlamaya çalışacağım. Ve mahiye ila zikra lil beşer. Müddessir suresi 27. ayet arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki, evet, cehennem diyor insanlar için birer öğüttür diyor. Yani eğer sen cehennemi yaşıyorsan bu dünyada, ya da ne bileyim ben öbür tarafa ateşini götürdüysen, nasıl bir kişiliksen, nasıl bir karaktersen, onu söylemek istiyor Yüce Kur'an ayeti. Kötülüklerden örnek almamız gereken bir dönemdeyiz. Kendimizden örnek örnek almamız gereken bir dönemdeyiz terazi burçları. Bunu söylüyorum. Ondan sonra ayın bu haftaki konumu, ayın geçeceği duraklar, sizin ay durakları var biliyorsunuz. Ay menzilleri deriz. Ay menzilleri size sevgili terazi burçları 13-19 Ocak döneminde sezgilerinizin güçlü olacağını söylüyor ay durakları ve katı olmanız gerektiği, çok fazla merhamet gösterirseniz, çok fazla insanlık gösterirseniz bu işin olmayacağı, biraz daha nasıl diyeyim, katı yürekli olmanız, mantıklı olmanız öğütleniyor terazi burçları. Yani biraz duygusal tarafınız vardır. Çok zeki olmasına rağmen terazi burçları, hava grupları hep zekidir. Teraziler, kovalar, ikizler çok zeki olurlar arkadaşlar. Pratik zekaları çok iyi olur. Yani bunu da hatırlatmak isterim sevgili teraziler. Çok zekisiniz. Hani acaba bu iş olmaz da başka bir işe bakar mıyız falan demek. Katı ol. Bir takım iş teklifleri falan gelebilir. Reddet gönder. Sonu hayır değil. Ya da ne bileyim, hani ben bu işi yapabilirim deyip bir işe adım atacaksın, gireceksin. Ama ne diyorum? Kesinlikle sıkıntı veriyor. Deneme bile. Reddet. Kesin bir dille reddet. Katı olman gereken bir dönemdesin. Onun yanı sıra sağlıkla ilgili olumlu gelişmeler, aşkla ilgili olumlu gelişmeler, görüşmeler ve marjinal konular önüne çıkabilir. Farklı olanı deneyebilirsin sevgili terazi burcum. Evet, elektrikli aletlere dikkat edin bu hafta. Elektrikli aletlere dikkat edin. Aynı zamanda varis gibi, menisküs gibi bacak, diz ve ayak topuklarına dikkat edin. Fazla yorucu spordan kaçının derim. Çünkü ayaklarla, bileklerle ilgili bir sorun, yukarı çıktıkça baldırlarla ilgili bir sorun göze çarpıyor. Varislere dikkat. Ya da ne bileyim, ben de varisin ne olduğunu pek bilmem ama yani
Çok şükür bende yok. O yok yani. Aman Allah'ım. O yok. Bu ikinci kez tahtaya vuruyorum. Allah'tan o yok. Neyse. Varislere dikkat edin. Bacaklarla ilgili sorun olabilir. Çarpmalara, burkmalara dikkat edin. Onu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar. Mantıklı hareket edeceğiniz bir haftadasınız. Aynı zamanda hayallerinizin gerçekleşmek üzere olduğunu söyleyebilirim. Lütfen hayallerin gerçekleşmek üzere ve onu bırakma diyorum. Birinin sırrını öğrenmeyi başaracaksın. Aynı zamanda evinize yeni örtüler almak için, yeni bir takım eşyalar almak için uygun bir dönem. Hayırlı şeyler olacak, sana uğur getirecek. Kumaş tarzı ya da eksik varsa evdeki bir takım şeyler eksikse onları tamamlama için uygun bir dönem. Arkadaşlar romatizmal rahatsızlıklar artabilir. Aynı zamanda bir de gerçekçi olacağınız bir dönem. Yani konuşmalarınızla gerek yaşam temponuzla gerçekçi olun. Zamanı iyi kullanmanız gerekiyor diyor. Zamanı iyi kullanırsanız her şeyi harekete geçireceksiniz arkadaşlar. Karmaşık bazı problemler var önünde. Ailevi olabilir. Bunları çözeceğinizi gösteriyor arkadaşlar. Evet. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Evliysek evlatlarımız konusunda, anne babamız konusunda biraz fedakarlık yapabiliriz. Onların sağlık sorunlarıyla uğraşabiliriz. Aşırı yemek yeme gibi, aşırı spor yapma gibi, aşırı diyelim tatlı yemek gibi böyle bir aşırıya kaçan bir bağımlılıklarımız olabilir. Dikkat edin aşırıya kaçmamaya. Çünkü ayın konumu itibariyle diğer gezegenlerin konumu itibariyle diyor ki yani çok meyilli olacaksın. Bir takım şeylere fazla konsantre olacaksın. Dünyayı unutacaksın diyor. Artık yani sosyalleşmenizi de düzene sokun derim sevgili arkadaşlar. Fazla da üzerinde durmayın derim. Yani bir konunun üzerinde fazla durabilirsin. Fazla zaman harcayabilirsin. Aslında yaşamındaki gerçekleri hayata geçirmeye çalışacaksın. İş arkadaşlarına dikkat et. Arkadan konuşmalar veya sıkıntı yaratan tipler olabilir. Evet. Bazı detayları hayata geçirmeye çalışacağınızı görüyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Zikrinizi vermek istiyorum. Ya kebir zikri 232'dir tekrar sayısı. Kebir 232 büyüklükte benzeri olmayan anlamındadır. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın sevgili terazi burcu arkadaşlar.